Hakan Ural'dan Seda Akgül'e cevap. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Hakan Ural Instagram hesabından şu açıklama yaptı. Öncelikle şahsımla ilgili yanlış anla anlamaya sebebiyet vermemek için bu açıklamayı yapmaya gerek duydum. Hayatımda hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayı bırakın. Herhangi bir zarar verme ihtimalinin düşüncesini bile içinde yaşatmayan bir insanım. Kırıldığım, haksızlığa uğradığım durumlarda bile sadece bir pardonu özürü kafiye görecek kadar da hoşgörülüyüm. İkinci değilimdir. Seda Hanım ile ilgili sorunum, tasarrufum olsaydı takdir edersiniz ki üç önce daha daha önce de kendisiyle çalışmış biri olarak sadece istemediğimi belirtmem kafi olurdu. Kaldı ki kendi ağzına şahsıma iki ay önce yayınlanmış röportajında defalarca teşekkür ettiği ortadadır. Benim şahsi olmamakla beraber iş yetik ve ahlaklarını örf adetlerimize bir de değil birkaç kere aykırı davranma sonucu kaynaklanan ayrılık bu işe emek veren tüm kişi ve kuruluşlarının bir arada verdiği bir tasarruftur. Bu ayrılığın nedenlerinden birinin ben olarak gösterilmesi her şeyden önce Allah indinde günah almaktır, yazıktır ve ayıptır. Üç ay önce Seda Hanım'ın tercih edilmesi herkes tarafından sakıncasızken bugün muhakkak nedenlere dayalı tasarruf olmuştur ki bu profesyonel hayatta onlarca örneği olan bir durumdur. Ben hayatımı basitçe ve kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi bir başkasına yapma mantığı ve felsefesini oturtmaya çalışan bir hayat benimsemiş biri olarak ar, namus, şeref, haysiyet, ekmek, iş gibi şeylerde bırakın oynamayı aklımdan geçemem. Bu yaşada bu değerlere geldim ve asla unutmayın her iddia ispata muhtaçtır. Öyle ağızla, dille, söylemeyle hassas konularla kanaat getirip lütfen kimse günah almasın. Seda Hanım'a da Kanal hayatında sonsuz başarılar ve sağlıklı günler dilerim. Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için de gerçekten üzgünüm. İnşallah insanlar kin, nefret ve öfkesinden arınır. En azından kendisine zarar vermez diye bir açıklama yaptı Hakan Ural. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler. Lütfen arkadaşlar altta yorum kısmında görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın.